arkadaşlar merhabalar Emine'nin elişleri YouTube kanalıma hoş geldiniz bugün sizler ile birlikte bebek atkısı yapacağız arkadaşlar haydi ipinizi şişinizi mezuranızı makasınızı alıp gelin birlikte örelim hemen malzemeli malzemelerimi vermek istiyorum şöyle yüzde akrilik Kitty baby ören bayan %100 akrilik bebek serisi diyor arkadaşlar. 100 gram renk numarasını şöyle vermek istiyorum. Almak ister iseniz. Bir adet makasım var. Ölçmek için mezuram var arkadaşlar. 3,5 numara misina şişim var arkadaşlar. 40 santimlik. Bu şekilde misina şiş çok iyi oluyor arkadaşlar. Şapkalarda bere, e, şapka, berelerde, atkılarda dikişsiz bere yapmak istiyor iseniz bu şekilde alabilirsiniz. Şiş numaralarına göre de alabilirsiniz arkadaşlar. Ben bebek e, şapkası, atkısını örmek için bu şekilde aldım. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Yapımına geçmeden evvel kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil butonunu aktif hale getirirseniz gelecek videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınız ile desteklemeyi unutmayın. Haydi dilerseniz yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, şu kadar ip şöyle ipimi aldım şöyle yaptım şişimi aldım diğer malzemelerimizi kenara alalım şöyle arkadaşlar şu kadar yeterli hemen ilmek atmaya başlayalım 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bu şekilde 35 ilmeğimizi atalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 35 ilmeğimi attım. Şöyle şişimizin başına diğer tarafını aldım arkadaşlar. Bu 40 santimlik misna şişim video çekimlerimde çok rahat oluyor tavsiye ederim. Şöyle başına örmeden aldım arkadaşlar. haraşa tekniği ile devam edelim bu şekilde sıra sonuna kadar örelim arkadaşlar Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim bakın haraşa dişlerim bu sırada belli oldu şimdi tekrar başına örmeden aldım aynı şekilde aynı sistem ile devam ediyoruz arkadaşlar sıra sonuna kadar haraşa örgümüze devam edelim sıra sonuna geldim tekrar sırama pardon başını örmeden alalım aynı şekilde haraşa tekniği ile devam ediyoruz arkadaşlar bu sıramızda sıra sonuna kadar yapalım arkadaşlar sıra sonuna geldim. Bakın haraşo dişlerimiz belli olmaya başladı. Burası ön yüzümüz. Arkası da burası. Burası da arka yüzümüz. Aynı şekilde arkadaşlar. Tekrar haraşo tekniği ile devam ediyoruz. Yapacağımız işlem çok basit. Bu şekilde artırma ve eksiltme yapmadan bu şekilde düz olarak istediğimiz uzunluğa gelene kadar bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Örmesi çok zevkli. Ben zevk alarak yapıyorum. Atkımız da zevk alarak yapacaksınız eminim arkadaşlar. Sıra sonuna geldim. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın arka burası da arka yüzümüz. Burası ön yüzümüz, ön yüzümüz ve arka yüzümüz bu şekilde olacak. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar yapabilirsiniz. İstediğiniz uzunluğu anlamak için mezura ile ölçeceğiz arkadaşlar. Haydi, ee, istediğimiz uzunluğa gelene kadar yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi mezurağımızın yardımı ile şöyle ölçelim. 80 santim arkadaşlar, 85 de yapabilirsiniz. 1, 0 aylık, 1 yaşına kadar 80 santim veya 85 santim yapabilirsiniz. Eğer atkınızı 1,5-2 yaş yapmak isterseniz aynı ilmek ile başlayıp 100 santim de yapabilirsiniz. 1 metre yani arkadaşlar. Tercih sizin istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar 80 santim yaptım ben. Şimdi atkımız bitmiştir. Bitirme işlemine geçelim hemen. Evet arkadaşlar başına örmeden Alalım yine taktım ilmeğimi ikisini bir aldım tekrar ikisini bir aldım yine tekrar ikisini beraber aldım arkadaşlar ikisini beraber alalım. Evet arkadaşlar, bu şekilde bitirme işlemimizi sıra sonuna kadar tamamlayalım. Evet arkadaşlar bitirdim. Bu şekilde pompomlar yapacağız arkadaşlar. Çatal yardımı ile bu pompomlarımızı yapabilirsiniz. Çatalımı aldım, ipimi aldım. Çatalıma 50 kere doluyalım. Makas ile keselim arkadaşlar. Şöyle. Diğer ucunu çatalımızın orta yerinden geçirelim. çıkmamasına dikkat edelim. Orta yerinden şu şekilde geçirelim arkadaşlar. Sonra ikisini birbirine bağlayalım. Sıkı bir şekilde bağlıyoruz. Sonra çıkartıyoruz. Bir daha bağlayalım ortadan. bir kere daha bağlayalım. Sağlam olsun. Ve keselim. Bu şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Sonra düzleyelim arkadaşlar. Bu şekilde fazlalık olanları kesiyoruz. Sonra şöyle yatırıp bu şekilde de düzleyelim. baş par, e, işaret parmağıma bağladığım ipi dikkat edelim. Onu kesmeyelim arkadaşlar. Bu şekilde düzlemelerimizi yapalım. Bakın pompomumuz oldu. Şimdi şöyle yarım santimden biraz fazla ip bırakıp keselim dikmek için Arkadaşlar atkının ucuna dikeceğiz. Pomponlarımız hazır. Evet arkadaşlar. Diğer taraflarını diktim. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi son pompuma pomponun ipini iğneme taktım ve geldim. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada bu köşeye dikmiştim. Bu pompomuz da buraya köşeden iğnemi geçirdim ve bu şekilde sıkılıyorum. Buraya sabitliyorum arkadaşlar. Bir kere daha geçirip tekrar yapalım aynı şeyi. Bu şekilde ve arka taraftan çıkardım. Buraya da sabitleyelim. Makasım ile kesiyorum. Evet arkadaşlar diktim. Bakın bu şekilde. Evet arkadaşlar atkımız bitmiştir. Yapılması çok kolay. Sizler de gün içerisinde yapıp çocuklarınıza kullanabilirsiniz. Önümüz kış çocuklarımız bebişlerimiz üşümesin arkadaşlar. Bu şekilde bir önceki videomda bunun şapkasını yapmıştım arkadaşlar. Bu şekilde ikisini takım yaptım arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. 100 gramlık ip ile bir tane şapka ve bir atkı çıktı. Şu kadar da ipim arttı. Bir tane şapka ve atkıya 100 gramlık ip gitmiyor arkadaşlar. Bu şekilde bu kadar ipim arttı. O şekilde yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İnşallah beğenir ve yaparsınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.